Benim anladığım kadarıyla bu kişi bir belki bir Amerikalı ile bir diyalog oluştu. O diyalogdan dolayı kişi burada eğer tur vizesiyle bulunuyorsa yani geçici bir vizeyle bulunuyorsa ve bu durumda bir suç işleme durumuyla karşı karşıya kalırsa o başına ne geleceği ya da bunu aslında o suçu Amerikan vatandaşının işlemesi durumunda ya da bu yabancı geçici vizeyle kalan kişinin işleme durumunda neyle karşı karşıya kalabilecekleri ya da ee, ne fark olabileceğini soruyor bu takipçisi. Ee, cevabı şu şekilde verebiliriz. Şimdi öncelikle burada bir suç işliyor olmak e, Amerika'daki ceza kanunlarına veya da Amerika'nın federal yasaları ya da eyalet yasalarındaki ceza e, yasalarına aykırı hareket edildiği zaman karşı karşıya kalınan bir ceza mahkemesi sürecine kişi girebilir. Kişi ister Amerikan vatandaşı olsun ister yabancı olsun ister geçici vizeyle bulunsun. Sonuçta bir suç işliyorsa Aynı ölçüde bu suçla ilgili iddianame durumu, tabii mahkemenin devamı, gözaltına alınma ya da bırakılma durumu bütün bu süreçlerden aynı şartlarla karşı karşıya kalacaklar. Yani şu noktayı anlatmaya çalışıyorum. Ceza mahkemesi yönünden ceza kanunlarının ya da mahkemenin bakışı şu olmayacak. Aa, bu Amerika vatandaşı, aa, bu yabancı. Farklı karar verelim demeyecek. Kararı verirken ceza mahkemesi kişinin o suçu işleyip işlemediğine bakıyor olacak. Kişinin yasal durumuna bakmayacak. Fakat eğer suçu işleyen yabancı ise ve geçici vizeyle bulunuyorsa bu sefer sadece ceza mahkemesi değil ama aynı anda göçmenlik e, görevlileri ya da göçmenlik e, kanunlarına karşı aykırı bir adım atma durumu oluşabilir ve bundan dolayı da bir sorun yaşayabilir. Yani şöyle düşünelim bir şöyle bir senaryo düşünelim. Amerikalı biri bir suç işliyor gözaltına alınır gözaltına alındığı zaman kefalet belirlenir. İlk akşam ya da ertesi günü hemen hakim bir kefalet siz bırakır ya da bir kefalet miktarı belirler ve kişi kefalet ödeyince bırakır ve ondan sonra duruşmasına kişi devam eder. Bu süreç aynı yabancı ya da geçici vizeyle bulunan kişiler için de var. Tek farkı şu eğer yabancı olan kişi gözaltına alınırsa o gözaltı süresince göçmenlik dairesi devreye girebilir ve tutuklu bulunduğu yere bir bilgi geçer ve diyebilir ki biz bu kişinin bırakılmasını istemiyoruz. Çünkü bunun göçmenlik durumu içinde ilgili de biz onun tutulmasını istiyoruz. Şimdi bunu bazen kişi yasal durumunu kaybetmiş oluyor, yapıyorlar. Ama bazen suç işlediği için turist yasal statüde bile olsa suç işlediği için bu şekilde bir tutuklunun bırakılmaması talebini geçiyorlar ki bu noktada diyelim yabancı aslında ceza mahkemesi diyor ki tamam bunu bırakabilirsiniz bu kişi çıkabilir ya da diyebiliyor ki işte 100 dolar ödesin 1000 dolar ödesin ödüyor kişi diyelim ama gene çıkamıyor. Çünkü bu sefer göçmenlik idaresi de diyor ki bu kişiyi bırakmayın. Biz de gelip bunu o kişiyi e, sevk edeceğiz. Bizim tutuklu, o tutukluları tuttuğumuz yere diyecek. Tek fark o. Benim tavsiyem tabii ki bu durumda şu. Bu arkadaşın karşı karşıya kaldığı senaryo farklı olabilir. Şunu biliyor olsun. Tabii ki kesinlikle e, bulunduğu ülkedeki yasalar uyması gerekiyor. Ve Amerika'da eğer bulunacaksa Amerika'da da ceza yasalarına kanunlarına saygı duyması gerekecek ve bunlara dikkat etmesinde fayda var. Eğer buna dikkat etmezse evet sonuçları çok ağır olabilir. Yani ben hatta bir örnek vereyim buradan. Böyle aslında güzel bir soru oldu ve değişik bir konu yakalamışken hani açmak istiyorum o konuyu çünkü bizim takipçilerimizden, müvekkillerimizden tabi gözaltına alınıp bize ulaşanlar da var çok. Yani bunlar cezai anlamda suçlar işleyip ulaşıyorlar. Buradaki önemli olan bir iki tavsiyede bulunmuş olayım. Çünkü Genç arkadaşlar bazen hata yapabiliyorlar. Mesela bir alışveriş merkezine giriyorlar ve inan bu çok yaşanıyor genç arkadaşlarda. Sadece bu bizim genç arkadaşlarımıza özgü bir şey değil. Yani bütün gençlerde yaşanan bir şey. Bir alışveriş merkezine giriyor. Böyle çıkarken bir şey hata yapıyor. Diyor ki ya şuradaki şu ürünü de koyayım kimse görmez diyor. Ya da şu e, şunu da koyayım kimse görmez diyor e, alırken. Ve bazen bu 20 dolarlık bir şey olabiliyor. Yani 50 dolarlık 100 dolarlık bir şey olabiliyor. Ve farkında değil kimsenin onu izlemediğini sanıyor. Ve tam çıkış yaparken görevliler durdurabiliyor o kişileri. Ve polisi çağırıyorlar direkt. Ve polis geldiğinde o kişileri hırsızlıktan dolayı gözaltına alıyor. Düşünebiliyor musun? 20 dolar, 50 dolar, 100 dolarlık bir şeyi koymuş oluyor ve suç çünkü bu ve bundan dolayı gözaltına alınıyor. Avukat tutmak zorunda kalıyor, masraf yapıyor ve e, o 100 ya da 50 dolarlık şey o da binler do, binlerce dolara mal oluyor. Ve onun yanında tabii ki kişinin yasal durumunu etkiliyor. Kişinin eee sabka kaydına giriyor. Dolayısıyla e, bu soru gelmişken onu ben tavsiye olarak iletmek istiyorum. Amerika'da bulunan veya gelecek olan arkadaşlara genç arkadaşlara e, kesinlikle bu tip şeylerden uzak dursunlar. E, hata yapmasınlar bu tarz. E, çünkü o noktada problem yaşayabilirler. Ama tabii şunu şöyle bir noktada da kalamazlar. Hani bir Amerikalı gelip ha sen şöyle ben şöyle yaparım bu tip tehditleri yapamaz hiçbir Amerikalı kimseye. Eğer bu noktada gelip arkadaşımızı tehdit ediyorsa Amerikalı bir vatandaş olduğunu düşünüp e, çok rahat çekinmeden hemen polis karakoluna gidip o kişi hakkında şikayette bulunabilir, rahatsız edildiğini e, dile getirebilir. O noktada o kişi duracaktır diye hani fırsat bulmuşken ben bunu da söylemiş olayım. Anladığım kadarıyla çünkü sen verdiğin örnekte bu kişiye Amerikan vatandaşı diye bu kişi diğer kişi çok rahat davranıp ben istediğimi yapabilirim sen yapamazsın işte sen şöyle olursun böyle olursun bunlar tehdite girer ve tehdit suç dolayısıyla hiç çekinmeden hemen polis karakoluna gidip bu tip bir muameleye maruz kaldığını anlatırsa polis güçleri gerekli destekte bulunacaktır.